İşte merhaba. Bugünkü dersimizin konusu ses dalgaları olacak. Ses dalgaları her gün haşır neşir olduğumuz şeyler olduğu için aslında zaten bazı kavramları çok iyi biliyoruz. Bu konu bir kavram konusu. Sesin yüksekliği, sesin şiddeti, yankı, rezonans gibi kavramları zaten günlük hayatta şahit olduğumuz kavramlar olduğu için bunlarda çok zorlanmayacağız. Soru kaçıracağımız bir konu değil açıkçası. Öncelikle ses dalgası nasıl oluşturulur? Nasıl ortamlarda yayılır? Bunu konuşalım. Sol tarafta bir grafik verilmiş. Ses dalgalarının hava dolu uzun boruda ilerlemesi denilmiş. Burada bir piston yapısı var. Bu Piston yapısı sola ve sağa hareket ediyor ve bu borun içerisindeki havayı sıkıştırıyor ve gevşetiyor. Siz buradaki pistonu sağa doğru ittiğinizde şurada bir sıkışmış hava bölgesi elde edersiniz. Pistonu sola çektiğinizde gevşemiş bir hava bölgesi elde edersiniz. Bu sıkışan bölge sağ tarafa doğru ilerliyor. Yanındaki molekülleri de sıkıştırıyor. Sonra moleküller tekrar gevşiyor. Sonra bir sonraki molekül sıkışıyor, sonra gevşiyor falan diye sağ tarafa doğru ilerleyen aslında ses dalgaları oluşturursunuz diyebiliriz. Dolayısıyla bu dalgaların ilerleme yönü şu an yatayda ve buradaki taneciklerin titreşim hareketi de önce sağa sıkışma bölgesine sonra sola gevşeme bölgesine doğru olacağı için titreşim yatayda ilerleme yatayda o yüzden ses dalgaları daha önce de vurguladığımız gibi boyuna dalgalardır. Hatta boyuna çeşidi olan tek dalganın ses dalgaları olduğunu söylemiştim size. Örneğin şu an ekranda hava ortamında bir hoparlör görüyorsunuz. Hoparlörler günlük hayattaki ses kaynaklarımızdan biri. Bir müzik dinlediğimizde o müzik sesinin çıktığı bu arkadaşlar biliyorsunuz. Şuradaki beyaz ve kırmızı tanecikler ortamdaki hava moleküllerini, hava taneciklerini temsil ediyor olsun. Ben şimdi bu hoparlörü çalıştıracağım ve ses dalgaları oluşturmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi buradaki yapı, zarımsı yapı sola sağa hareket ediyor. Dolayısıyla sağa hareket etmesi tanecikleri sıkıştırırken sola hareket etmesi gevşetiyor. Ve bu böyle domino taşları gibi ilerleyen ses dalgalarını oluşturuyor diyebiliriz. Bakın dalgalar burada her yöne küresel bir dağılım gösteriyorlar. Nereden bakarsanız o yöne bir dağılımdan bahsedebiliriz. Taneciklerin titreşimi de o doğrultuda. Örneğin bu yeşil doğrultuda tanecikler gidip geliyor veya buradaki yeşil doğrultuda gidip geliyorlar. Boyuna dalga olduğunu böylece tekrar görmüş oluyoruz. Dalgalarla ilgili en çok konuştuğumuz kavramlardan biri de dalgaların süreti. Biliyorsunuz dalgalarda sürat dediğimiz şey ortamla alakalı. Ortam değişirse dalgaların süreti değişir. Yay dalgalarında bu yayın kalın olması, ince olmasıydı. Su dalgalarında suyun derin olması, sığ olmasıydı. Ses dalgalarında da bu ortamın cinsi, maddenin hangi hali olduğu. Ses dalgaları katı ortamda da yayılabilir, sıvı ortamda da yayılabilir, gaz ortamda da yayılabilir, hatta plazma ortamda da yayılabilir. Buradaki tabloda bazı değerler görüyoruz. Örneğin hava ortamında sesin yayılma hızının 331 metre bölü saniye. Yani saniyede 331 metre olduğunu görüyoruz ama hava 0 dereceyken bu böyle oluyor hava 20 dereceye çıktığında, hava ısındığında sesin hızı da 343'e çıkıyor. Yani hızlanıyor. Sebep nedir bunda? Sebep havanın ısınmasıyla taneciklerin daha hızlı hareket etmeye başlamasıdır. Sonuçta ses dalgası dediğiniz şey ortam taneciklerinin hareketi. Dolayısıyla tanecikler daha hızlı hareket edebilen şeylere dönüşürse ses de daha hızlı yayılır diyebiliriz. Örneğin su, sıvı hal 0 derecede sesi 1432 metre bölü saniye ile götürürken 25 derecedeki su 1493 ile götürüyor. Daha daha sıcak su sesin yayılma hızını arttırıyor diyebiliriz. Hava ortamı gaz ortamda, su ortamı sıvı ortam. Dolayısıyla buradaki kıyaslamadan hava ortamında daha yavaş olduğumuzu, sıvı ortamında, su ortamında daha hızlı olduğumuzu görüyoruz. Örneğin burada 5000 metre bölü saniye görüyorum. Neredeymiş? Sıfır derecedeki demirdeymiş. Demir katı madde, katı maddede en hızlıyız diyebiliriz. Demir ısıtılırsa 20 dereceye getirilirse bunun 5130 metre bölü saniyeye çıktığını görüyoruz. Elmas'a baktığımızda bunun 12.000 metre bölü saniye olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ses dalgalarının yayılma hızı en büyük katıda, sonra sıvıda, sonra gazda diyebiliriz. Tabi bunun istisnaları da var. Örneğin kurşun katı bir maddedir. 1322 diyor. Sudan daha yavaş diyebiliriz ama bunlar istisna durum. Genellemede bu yorumu yapabiliriz gençler. Hocam neden katı maddelerde daha hızlı yayılıyorlar? E çünkü tekrar söylüyorum bu ortamın taneciklerinin hareketi aslına bakarsanız. Katı ortam dediğimiz şey taneciklerin yakın olması, sıkı olması, birbirleriyle daha ilintili olması demek bir nevi. Gaz ortam demek taneciklerin uzak olması, birbirinden bağımsız olması gibi düşünülebilirse, katı ortamında sesin daha hızlı yayılabilmesi gayet mantıklı oluyor. Hatta katı ortamında sesin daha iyi iletildiğini de söyleyebiliriz. Örneğin Western filmlerinde meşhur bir sahne vardır. Cowboy trenin sesini duyamaz ama tren raylarına kulağını dayadığında trenin geldiğini, bilmem kaç kilometre ötedeki trenin yaklaştığını anlayabilir. Çünkü ses dalgaları havada daha kötü iletilir, daha yavaş iletilir iletilir. Ama katı ortamda, demir rayda daha hızlı iletilir, daha iyi iletilir diyebiliriz. Ses dalgalarıyla ilgili en önemli şey temel kavramlar gençler. Çünkü burada karıştırılan bazı kavramlar var. Birincisi yükseklik kavramı, yüksek ses, alçak ses. Gençler sesin yüksekliği sesin frekansı ile ilgilidir. Bunu sakın günlük hayattaki biraz daha yüksek sesle konuş seni duyamıyorumla karıştırma ya da televizyonun sesini aç, sesini yükselt, sesini kıs, sesini alçaltla bir alakası yok. Yüksek ses demek yüksek yüksek frekans demek. Yüksek frekans demek ince ses, tiz ses demek. Alçak ses demek frekansın az olması demek. Sesin kalın olması demek. Sesin pes olması demek. Örneğin kadınların sesleri tiz seslerdir. Erkeklerin sesleri kalın seslerdir. Pes seslerdir. Dolayısıyla kadınların ses frekansının daha yüksek olduğunu, erkeklerin ses frekansının daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu ses yükselmesini, ses alçalmasını müzikle ilgilenenler iyi bilirler. Şarkı söylerken oralara yükselemiyorum, o notalara çıkamıyorum gibi tabirler vardır oralara yükselemiyorum demek yüksek frekanslı ses dalgaları üretemiyorum demektir. Herkesin ses telleri buna müsait olmaz. Yüksek frekansta şarkı söylemek sesin incelmesi daha tiz seslerde söylemek demektir. Daha yüksek notalarda söylemek demektir. Zaten nota dediğimiz şeyin her biri ayrı bir frekansa sahiptir. Yani do notası bir frekans değeridir. Re notası farklı bir frekans değeridir. Mi notası farklı bir frekans değeridir. Dalgalarla ilgili bildiğimiz en temel şey frekansın tabii ki kaynağa bağlı olmasıydı. Kaynak değişirse frekans değişir. Frekans kaynak özelliklerine bağlıdır. Örneğin yay dalgalarında kaynak elimiz yayı böyle titreştiriyoruz. Enine titreştiriyoruz veya boyuna titreştiriyoruz. Elim kaynak nasıl hareket ediyorsa özellikleri neyse oluşturduğu yay dalgalarının da özellikleri frekansı o oluyor. Su dalgalarında suya giren çıkan şey bizim kaynağımız oluyor. Suya girme çıkma sıklığı frekansı neyse oluşturduğu dalgaların frekansı da o oluyor. Kaynağa bağlı bir özellik. Ses dalgalarında da frekans tabii ki kaynakla alakalı bir şey. Örneğin burada bir fotoğraf görüyorsunuz. Bir gitar görüyor Gitar telleri bir ses kaynağıdır. Siz gitar teline dokunduğunuzda ses dalgaları oluşturursunuz. Sesin yayıldığı ortamın özellikleri frekansı etkilemez. Yani siz gitar çalarken suyun içinde de çalsanız, hava ortamında da çalsanız, kışın da çalsanız, yazın da çalsanız, hava sıcaklığı değişse de ortam değişir, sesin hızı değişir, yayılma hızı farklılaşır ama sesin frekansı değişmez. Sesin frekansının değişmesi için ses kaynağının değişmesi lazım. Yani telin değişmesi lazım. Telden çıkan sesin frekansı telin yapıldığı maddenin cinsine bağlı, teli geren kuvvete bağlı, telin boyuna bağlı, telin kesit alanına bağlı. Yani kısaca ses kaynağının fiziksel özelliklerine bağlı. Şimdi size ergenlik yıllarımdan kalma gitarın üzerinden ses frekansını göstermeye çalışacağım. Buradaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi gençler 6 farklı tel var ve kalından inceye doğru gidiyor. Bu tellerin hepsinin boyu aynı. Yani burada kameraya sığmıyor muhtemelen ama en alt noktası şurası, en üst noktası da burada. Yani böyle boylu boyunca teller hepsi aynı boyda. Bu 6 tel de aynı boydalar en üstteki tel en kalın telken en aşağıya doğru gittikçe teller inceliyor gençler. Şimdi bu gitarın en kalın teli burası, en ince teli burası. Buradan çıkan seslere dikkat edin gençler. Şimdi en kalın tele vuruyorum. Böyle bir ses çıkıyor. Bir altındaki. Bir altındaki. Bir altındaki. Bir altındaki. Ve en ince tel. Şunu görüyorsunuz. Telin kalınlığı azaldıkça ses inceliyor yani frekansı yükseliyor. Tellerin boyları aynı, gerginliklerini de aşağı yukarı aynı kabul edersem, telin kalın olması düşük frekans, kalın ses, telin ince olması yüksek frekans, ince ses diyebiliriz. Bunun mantığı şu. Telin boyutları arttıkça aslına bakarsanız madde miktarı artıyor. Madde miktarı arttıkça siz onu titreştirmeye zorladığınızda çok fazla madde daha zor titreşiyor. Frekans ne demek? Frekans birim zamandaki titreşim sayısı. Madde miktarı çok olursa birim zamandaki titreşim sayısı az olur. Çünkü sizin tele verdiğiniz enerji çok maddeye yayılıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden titreşim az oluyor. Frekans azalıyor, Kalın ses çıkıyor. Ama tel ince ise boyutlar küçükse madde miktarı az. Enerjiyi verdiniz. Madde miktarı az olunca her biri daha çok titreşim yapabiliyor. Yani yüksek frekans çıkıyor. Buradaki tellerin hepsinin boyları aynı demiştim ama ben bu tellerin boylarını kısaltabilirim. Nasıl kısaltabilirim? O da işte perde mantığından geliyor. Boş tele vurduğum zaman yani telin boyunu boydan boya aldığım zaman bu frekansta bir ses çıkıyor. Ama şu perdeye bastığımda, herhangi bir perdeye bastığımda yani teli buradan bastırdığımda telin boyunu şu an buradan burası yaptım. O boylu boyunca teli kısaltmış oldum. Şimdi çıkan sese bak. Daha ince, yüksek frekans. Telin boyu uzun, kalın ses. Telin boyu kısa, ince ses. Bakın daha da kısaltıyorum. Daha da ince. Daha da kısaltıyorum daha da ince. Madde miktarı azalırsa frekans yükselir, ses incelir. Bir başka faktör teli geren kuvvet. Gitarlar akort edilirken şu tepesindeki kulakçıklardan telin gerginliği değiştirilir. Bakın en üstteki tele vuruyorum. Kalın bir ses geliyor. Şimdi telin gerginliğini arttıracağım ve çıkan sese dikkat edin, frekansa dikkat edin. Ses inceliyor. Yani frekansı artıyor. Çünkü ben teli gerginleştiriyorum. Teli geren kuvvet artarsa ses incelir. Böylece iyice akordunu bozmuş oldum gitarın. Bunun mantığı da gençler tel gerginleştikçe tanecikler denge noktasına bir an önce geliyorlar. Yani siz titreşimi hızlandırıyorsunuz bir nevi. Gergin telde tanecikler denge noktasına daha çabuk çağrılırlar diye düşünebiliriz. Bu madde miktarı ve ona vurulduğunda çıkan sesin frekansı mevzusunu bateri çalanlar, davul çalanlar da iyi bilirler. Ziller vardır biliyorsunuz böyle tabağa benzeyen sarı metaller. Onun boyutları ne kadar büyürse vurduğunuzda çıkan ses kalın bir sestir, düşük frekanslı bir sestir. Çünkü madde miktarı çok. O ziller küçüldükçe vurduğunuzda çıkan ses ince bir sestir. Çünkü madde miktarı az, yüksek frekans. Hatta o zillerin çok 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 büyükleri var biliyorsunuz. Çin kültüründe ya da Japon kültüründe onlara gong deniyor. Vurulduğu zaman çok çok kalın bir ses çıkıyor. Madde miktarı çok büyük olduğu için. Şimdi bu müzik ziyafetinden sonra başka bir kısma geçelim. Boş ya da dolu şişeler de ses kaynağı olarak kullanılabilir. Öncelikle bu şişelere vuracağız. Bu şişelere vurduğumuz zaman farklı frekanslarda ses elde ederiz. Bakın iki tane özde şişem var. Birinde şu pembe kapaklı olanda çok fazla su doldurdum. Mavi kapaklı olan da daha az su var. Bilmiyorum bunu görebiliyor musunuz ama buradaki su miktarı az. Ben bu iki şişeyi de vuracağım ve farklı frekansa sesler duymayı bekleyeceğim. Bir kere bu deneyi yapmadan önce beraber tartışalım. Acaba hangisinden düşük frekans yani kalın ses duyacağız? Az önceki tel mantının aynısı. Madde miktarı artarsa sizin o ortama verdiğiniz enerji madde miktarı çok olduğu için kolaylıkla titreştiremez tanecikleri. Titreşim az olursa o zaman frekans düşük olur. Hangisinde madde miktarı çok? Tabii ki çok su olan madde miktarı çok. O zaman bunun taneciklerini titreştirmek zor. O yüzden bunun frekansı düşük. O yüzden buradan kalın ses, pes ses duyacağız. Buradan ise madde miktarı daha az olduğu için ince ses duyacağız, yüksek frekans duyacağız. Daha az su barındıran şişeye yani madde miktarı az olan şişeye bıçakla vuruyorum. Bu sesi zihninize kazıyın. Şimdi daha çok madde miktarı olan, daha çok su olan şeye vuruyorum. Müzik kulağınız yeterince iyi ise bu sesin daha kalın olduğunu bu sesin ise daha ince olduğunu anlamıştır. Burada da söylediğim gibi madde miktarı çoksa kalın ses duyarız, düşük frekans duyarız. Bu şişelerle ilgili sorulabilecek ikinci bir şey de bu şişeleri kaynak olarak farklı bir şekilde şöyle kullanabiliyoruz. Şuradan üflediğinizde bu şişelerden ses çıkıyor biliyorsunuz. Çocukken illaki denemişsinizdir. Bu üfleme işleminde ses kaynağınız aslında buradaki hava tanecikleridir gençler. Az su olanda çok hava var, çok su olanda az hava var diyebiliriz. Dolayısıyla yine madde miktarı mevzusu karşımıza çıkıyor. Çok hava olan şişeyi üflediğimizde madde miktarı fazla olduğu için titreşim zor olacağı için düşük frekanslı ses duyarız. Yani kalın bir ses duyarız. Hava miktarı az olan da titreşim kolay olacağı için yüksek frekanslı ses duyarız. Yani ince bir ses duyarız. Bakın L şişesine bir şeyle vurduğumda bu katı malzemeyi titreştirmeye çalıştığımda kalın bir ses duyduk. Üflediğimde ise buradaki hava taneciklerini titreştirmeye çalıştığımda ise ince bir ses duyduk. Tamamen madde miktarıyla alakalı. İnsan kulağı her frekanstaki sesi duyamıyor. Ortalama olarak 20 Hz ile 20.000 Hz arasındaki sesleri duyabiliyoruz. 20 Hz'den düşük seslere infrasonik sesler diyoruz. 20.000 Hz'den yüksek seslere de ultrasonik sesler diyoruz. Örneğin deprem dalgalarının sesini biz duyamayız. Sadece sarsıntıyı hissederiz. Çünkü deprem dalgaları düşük frekanslı ses dalgaları yayar. Infrasonik seslerdir. Bazı köpekler, kediler buna tepki verebilirler. Bazı hayvanların tuhaf davrandığını söylerler genelde deprem önce çünkü onların kulakları daha geniş bir aralığı algılayabilirler. 20 Hz'den daha küçük frekansı algılayabilen kulaklar depremin de sesini hissedebilirler. Ultrason cihazları gençler 20000 Hz'den daha yüksek frekansı ses dalgaları yayan cihazlardır. Adının ultrason olması ultrasonik ses yaymasından gelmektedir. Dolayısıyla hamile bir annenin karnına ultrason cihazıyla bakıldığında ses duyamazsınız. Çünkü o ses bizim kulağımızın duyma sınırının ilerisindedir. O ses dalgaları anne karnına gönderilir. bebekten yansır ve o yansıyan ses dalgalarını biz görüntüye dönüştürürüz. Tıpta bu şekilde yararlanabiliyoruz. Aynı ortamda bulunan özdeş K ve L şişelerindeki su seviyesi şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şişelere ayrı ayrı üflendiğinde L şişesinden çıkan sesin frekansı K şişesinden çıkan sesin frekansından büyüktür. Üflemekten bahsediyoruz. Odaklanacağımız şeyler buradaki hava tanecikleri olacak. K'da çok fazla hava var. Bunları titreştirmek zor. Düşük frekans kalın ses duyarız. L'de az hava var. Bunları titreştirmek kolay yüksek frekans ince ses duyarız. Dolayısıyla L şişesinden çıkan sesin frekansı daha büyük frekanstır. Birinci öncülümüz doğrudur. Kişilere cisimle vurulduğunda K şişesinden çıkan frekans L'ninkinden daha büyüktür diyor. Vurma işlemi buradaki katıyı ve sıvıyı tabii suyu da işin içine dahil etmemiz lazım. Hangisinde daha az madde miktarı? K'da daha az su olduğu için buradaki madde miktarı az. O yüzden burada yüksek frekans çıkacaktır. L'de ise daha düşük frekans elde edeceğiz. Çünkü çok fazla su var diyebiliriz. K'nın frekansı büyük L nin küçük ikinci öncüle de doğru diyebiliriz. Şişelere cisimle vurulduğunda şişelerden çıkan sesin ortamdaki yayılma hızları eşittir. Evet çünkü bunlar aynı ortamda bulunuyorlar gençler. Dalgaların hızı ortamla ilgilidir. İki şişe de aynı ortamda bulunduğu için aynı havada oldukları için çıkan seslerin frekansları farklı olsa da hızları aynıdır. Bir başka bilmemiz gereken kavram sesin şiddeti kavramıdır. Sesin şiddeti enerji ile alakalıdır gençler. Videonun başında söylediğim sesini duyamıyorum. Sesini biraz yükseltir mi sindeki yükseltmek aslında şiddeti kastediyor. Sesinin şiddetini arttır. Sesinin yeterince enerjisi yok. Kulağıma ulaşamadan yok oluyor anlamına geliyor aslında. Siz bağırıp çağırdığınızda aslında ses tellerinizi çok şiddetli bir şekilde titreştiriyorsunuz. Hava ortamına çok fazla enerji veriyorsunuz. Dolayısıyla sesinizin şiddeti fazla oluyor. Çok uzaklara iletilebiliyor. Ama fısıltıyla konuştuğunuzda düşük enerji veriyorsunuz hava ortamına ses tellerinizle. Dolayısıyla o fısıltı yalnızca 20 santim 30 santimetre öteye iletilebiliyor. Çünkü ses yayıldıkça enerjisini kaybediyor. Hava taneciklerinin hareketi olduğu için sonuçta etkileşim sürtünme derken sesin şiddeti gitgide azalıyor ve duyulmaz hale geliyor. Bu bilgi de önemli. Sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Sonuçta bazı öğrenciler şöyle düşünebiliyorlar. Hocam sesin şiddetini belirleyen şey de kaynaktır. Ben bağırarak konuşursam sesimin şiddeti fazladır. Fısıltıyla konuşursam sesimin şiddeti azdır. Dolayısıyla kaynağın değişmesi lazım sesin şiddeti için diyebiliyorlar. Yanlış değil doğru ama uzaklıkla da alakası var. Örneğin ben bu dersi size anlatırken sesimin şiddeti bu odadaki kişiler için duyulabilir seviyededir. Fakat başka odadaki kişi için benim sesimin şiddeti sıfırdır. Çünkü benim sesimin enerjisi oraya ulaşamıyor. Kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalacaktır. Ses şiddeti birimi olarak biz desibel kullanıyoruz gençler. İnsan kulağı 0 desibelle 120 desibel arasındaki sesleri duyabiliyor. Bu insana göre ayarlanmış bir şey. 0 desibelden daha aşağı bir şey yok anlamına gelmiyor. Bizim duyabildiğimiz en az şiddet 0 desibel. Örneğin nefes almak yaklaşık 10 desibele karşılık gelirken fısıltı 30 desibele karşılık geliyor. Normal bir konuşma 60 desibele karşılık geliyor. Saç kurutma makinesi 90 desibele karşılık gelirken jet motorları yani F16'lardan falan bahsedersek 130 desibele karşılık geliyor. 120'den sonrası bizim biyolojimize zarar veriyor. Kulağımıza zarar veriyor. Polis sireni, jet motorları, havai fişekler bunlara örnek olarak verilebilir. Bir başka kavram tını kavramı gençler. İki tane müzik aleti düşünün gençler. Biri keman olsun, biri gitar olsun. İkisinden de mi notası çıkartacaksınız. Mi notası evrensel bir frekansa sahip bir nota. Yanlış hatırlamıyorsam 330 Hz falan olması lazım. Yani siz bunu gitarla da çalabilirsiniz. Kemanla da çalabilirsiniz. İkisi de aynı frekansa ses çıkartacaksınız. Ama çok iyi biliyoruz ki ikisi bambaşka seslerdir. İşte bu fark tınıyla alakalıdır. O kaynağın fiziksel özelliklerine bağlı olarak, yapısına bağlı olarak farklı tınılarda sesler duyarsınız. Telefonda sizi birisi aradığında kimin aradığını sesin tınısından anlayabilirsiniz. Çünkü her insanın farklı bir ses tınısı var. Aynı frekansta, aynı şiddette konuşsalar bile sesin tınısı onu farklı kılar. Dolayısıyla ses kaynağını ayırt edici bir özelliktir diyebiliriz. Şimdi gelelim en enteresan kavramlar birine, rezonans kavramına. Rezonans kabaca salınım hareketinin genliğinin büyümesidir. Bu genlik nasıl büyüyebilir? O salınım frekansına eşit frekansta periyodik bir etki uygularsanız o salınımın genliğini büyütebilirsiniz. Bunun en kolay anlaşılır örneği salıncak örneğidir. Örneğin kardeşinizi salıncakta böyle sallıyorsunuz. O salıncağın bir salınım frekansı var. Yani birim zamanda gidip gelme süresi var. Siz salıncağın genliğini arttırmak istiyorsanız yani kardeşiniz diyor ki biraz daha hızlı salla. Daha yükseğe çıkmak istiyorum diyor. Ne yapıyorsunuz? Bir kuvvet uyguluyorsunuz. Ama o kuvveti kafanıza göre uygulamıyorsunuz. Belli frekanslarda uyguluyorsunuz. Salıncak sizin tam önünüze geliyor. O zaman itiyorsunuz. Sonra tekrar sizin önünüze geldiği anda bir daha itiyorsunuz. Dolayısıyla siz aslında salıncağın salının frekansıyla aynı frekansta müdahalede bulunuyorsunuz. Şöyle bir şey yapmıyorsunuz örneğin. Salıncak geliyor. Tam sizin önünüze gelmeden arada bir yerde müdahalede bulunuyorsunuz. O yapacağınız müdahale onu yükseltmek yerine daha çok hareketi sönümler. Genliği arttırmak yerine azaltır. O yüzden salıncakta genliği arttırmak için daha yükseğe çıkartabilmek için salıncağın frekansıyla müdahale frekansınız aynı olmak zorunda. İşte bu salıncağın rezonansa girmesi demektir. Şimdi bakın gençler rezonans olayını diapazon dediğimiz iki tane metal şeritten oluşan yapıyla öğreneceğiz. Bu diyapozonlar aslında ses kaynağıdır. Bu diyapozona vurduğunuz zaman o diyapozonun özelliklerine bağlı olarak o frekansta bir ses çıkar. Her diyapozonun özel bir frekans değeri var. Atıyorum şu soldaki diyapozonun 440 Hz olduğunu söyleyelim. Bu şu demektir. Siz bu metal çifte her vurduğunuzda o metalden 440 Hz'lik ses çıkar. Başka bir frekansta ses çıkmaz çünkü o metalin özellikleri onu gerektiriyor. Şimdi siz bunun yanına bir tane daha diyapozon koyuyorsunuz. Bu da 440 hertz ile çalışıyor olsun. Bu 440 hertzler bu diyapozonların doğal frekansı olarak da isimlendirilir. Örneğin yine şişe örneğimize gelirsek bu şişenin doğal frekansını ben şöyle anlayabilirim. Vurdum bir ses çıktı. Bu ses bir frekansa sahip ve her vuruşumda aynı frekans çıkıyor. Hep aynı frekansa ses çıktı. Farklı bir şey çıkmadı. Çünkü bu arkadaşın doğal frekansı o. Buradaki olay ne? Ben buna vurdum. Bunu titreştirdim. Bu titreşim etrafındaki havayı titreştirdi. O titreşen hava benim kulağıma geldi. Ve kulağım o sesi o frekansı algıladı. Ben bunu terse çevirebilirim. Bunun titreşim frekansını eşit şekilde havayı titreştirebilirsem süreci tersine çeviririm. Bu titreşen hava şişeye gelir ve frekanslar eşit olduğu için aynı şekilde şişeyi titreştirmeye başlar. Yani o şişenin doğal frekansı eşit frekansla bir ses gönderirsem rezonansa sokmuş olurum. Bakın bu deney onun deneyi. Buradaki adam şu sağdaki diapozona vuracak ve arada hiçbir bağlantı olmamasına rağmen bu sağdaki diapozondan çıkan ses aynı frekansta olduğu için soldaki diapozonu rezonansa sokacak ve bundan da buna vurulmamasına rağmen soldakine vurulmamasına rağmen ses çıkacak. Şimdi bu videoda ses yok ama ben bundan ses çıktığını onun yanına değdirilen çok hafif pimpon topu vari bir şeyin hareket etmesinden anlayacağım. Bunu bir izleyelim. Bakın aldı sağdakine vurdu. Pimpon topuna dikkat edin bakın titremeye başladı. Pimpon topu neden titriyor şu anda? Çünkü bu diyapozon titremeye başladı ama ona vurmadık ki o niye titriyor? E çünkü hemen yanındakinden çıkan ses dalgaları aynı frekansta olduğu için sanki buna vurulmuş gibi onu titreştirmeye başladı. Onun genliğini arttırdı, rezonansa soktu ve buradaki pimpon topu titremeye hareket etmeye başladı. Bunun daha yakın çekimi de olması lazım. Birazdan bakalım. Evet bakın vurdu ve şu an daha yakından görüyoruz kendi kendine titriyor titremeye başlıyor. Çünkü şu arkadaş rezonansa girmiş durumda. Şimdi bu rezonans durumunu bozacağız. Nasıl bozacağız? Dikkat ederseniz sağdaki diyapozona adam eliyle bir metal bir şey takıyor. Yani onun frekansını değiştiriyor. Yeni bir madde ekledik. Titreşmesi gereken madde miktarı arttı. Dolayısıyla şu an frekans artık 440 Hz değil. Madde miktarı artarsa frekans azalır. Atıyorum şu an 390 Hz'e düştü. Dolayısıyla artık şu arkadaşı titreştirmek bunu rezonansa sokamaz. Niye? E çünkü burada frekans farklılığı oluştu. Sağdaki diyapozona vurduğumuzda şuradaki metal topun hareket etmemesi lazım. Rezonansın bozulması lazım. Bakalım öyle olacak mı? Sağdakine vurdu ve hiçbir hareket yok gördüğünüz gibi gençler. Çünkü o metal eklenti frekans farklılığı oluşturdu rezonansı bozdu. Rezonansla ilgili en enteresan şeylerden biri de sesle bardak kırılabilir mi? Evet kırılabilir. Eğer o bardağın doğal frekansına eşit frekansta ses dalgaları o bardağa gönderebilirseniz o bardağı rezonansa sokarsınız. O bardak bir jöle gibi titremeye başlar ve o titreşim o kadar artar ki dayanamaz ve kırılır. Bu videodaki ses biraz rahatsız edici olabilir. O yüzden ileri sarabilirsiniz. Evet bakın şimdi adam ses dalgaları göndermeye başladı. Şu an bir frekansta bir ses duyuyoruz bunu bardağın rezonans frekansına eşit hale getirmeye çalışacak ve bardağın rezonansa girdiğini, titreştiğini göreceğiz. Evet şu an görüyorsunuz bardak bildiğiniz jöle gibi titremeye başladı. Rezonansa girdi ve kırılacak inşallah. Evet kırıldığını gördük. Ders kitabında rezonansla ilgili enteresan durumlardan biri de meşhur Amerika'daki Tacoma Narrows Köprüsü'dür. Bu köprü kendi kendine sadece rüzgarın etkisiyle rezonansa girip yıkılmış bir köprüdür gençler. Hatta ben videoyu devam ettireyim bunun üzerine konuşalım. Bu köprüler tasarlanırken belli bir rüzgar süretine dayanıklı olarak tasarlanıyorlar. Hatta yanlış bilmiyorsam bu köprü için rüzgarın süreti 120 kilometre bölü saat olunca sıkıntı yok. Şu an köprü salıncak gibi sallanıyor. Şu an rezonansa girmiş durumda. Bunun görüntü çok daha net. Ve şu an rüzgar fırtına mertebesine değil gençler 60 km bölü saat civarı falan bir şey. Burada rüzgarın hızı önemli değil. Rüzgarın frekansı önemli. O köprünün doğal frekansına eşit frekansla rüzgar eserse ki bu çok düşük bir ihtimal ama burada gerçekleşmiş köprü rezonansa girer ve o köprü genliği arttırır. Daha şiddetli titremeye başlar ve şekildeki görüntü oluşur gençler. Bu yaklaşık bir saat böyle devam ediyor ve en nihayetinde dediğim gibi dayanamayacak ve köprünün yıkıldığını göreceğiz gençler. Evet şu an köprü yıkıldı rezonans yüzünden. Bu rezonansa girme riski yüzünden asma köprülerde askeri yürüyüşler yaptırmazlar. Yani yüzlerce asker aynı anda belli bir frekansta asfalta vurursa köprünün doğal frekansına eşit olma ihtimali var ve rezonansa girme ihtimali var. Bu tehlikeli bir durum yaratıyor. İşte bu Takamon Narrows Köprüsü'nün yıkılışının fotoğraflarını burada da görüyoruz gençler. Rezonansla ilgili. Rezonans MR cihazında tıpta da kullanılıyor. MR cihazı dediğimiz şeyin açılımı manyetik rezonans. Buradaki R harfi rezonansı anlatıyor bize. Aslında bu gördüğünüz Gördüğünüz cihaz dev bir mıknatıs yani bir manyetik alan oluşturuyor. Siz bu makinenin içerisine girdiğinizde o manyetik alan sizin vücudunuzda görüntülenmek istenen yerin atomlarını rezonans durumuna sokuyor. Ona uygun bir frekans veriyor yani size. Dolayısıyla o rezonans durumundaki atomlarınız radyo dalgaları sayesinde bir görüntüye dönüştürülüyor. İşte kas yırtılmanız varsa onu bilgisayar ekranında MR cihazı sayesinde rezonans sayesinde görebiliyorsun. Ses dalgaları ile ilgili son kavramımız yankı kavramıdır gençler. Bütün dalgalarda olduğu gibi gibi ses dalgalarında da yansıma özelliği vardır. Buradaki ses kaynağından çıkan dalgalar bir engele çarpar ve geriye yansırlar. Biz buna yankı diyoruz. Yankı dediğimiz şeyi boş evlerde görebilirsiniz. Böyle geniş geniş duvarların olduğu yerde ve sesi absorbe edecek, emecek eşyaların olmadığı yerlerde bu yankı durumunu hissedebilirsiniz. Fakat çok net bir yankı için yani sesin geciktiğini anlayabilmek için 17 metrelik en az mesafe gerekiyor kaynakla engel arasında. O yüzden dağlara tepelere çıktığınızda bağırıp çağırdığınızda sesiniz gider bir kaya parçasına 100 metre ilerideki bir kaya parçasına çarpar ve geriye gelir. Sesi gecikmeli olarak duyarsınız. Bir saniye sonra iki saniye sonra ses gelir. Niye böyle bir fark hissetmeye başlıyoruz uzun mesafelerde? Çünkü sesin hızı 20 derece sıcaklıkta hava ortamında yaklaşık 330 metre bölü saniye. Çok da hızlı değil aslına bakarsanız. O yüzden gidip gelme süresi o gecikmeyi bize hissettiriyor. Biz buna yankı diyoruz. Şu anda konuşurken bile yankı yankı var ama bu yankı çok küçük mesafelerden geri yansıdığı için gönderdiğimizle yansıyanı Ayırt etmemiz zorlaşıyor gençler. Kazanımlarda ses dalgalarının kullanım alanlarını da bilmenizi istiyorlar. Tıpta, denizcilikte, sanatta, coğrafyada kullanıldığını örnekler üzerinden konuşacağız. En güzel örnek sonarla yapılan tespitlerdir. Örneğin balık sürüsü tespit eden balıkçılar sonar cihazları kullanır. Ses dalgalarını gönderiyor. Ses dalgaları balık süresinde çarpıyor ve geriye yansıyor. Yansıyan dalgaları incelediğinizde oradaki cismi, şeklini, şemalini anlayabiliyorsunuz. Orada bir balık sürüsü mü var? Deniz altı mı var? Yoksa orada bir kaya parçası var. Sonar cihazıyla anlayabilirsiniz. Sesin yansıması prensibiyle. Tıpta ultrason cihazından az önce bahsetmiştim. Ultrasonik sesler yani yüksek frekanslı sesler gönderiyoruz. Bizim kulağımız bu sesleri algılayamıyor. O ses dalgaları anne karnına giriyor, bebeğe çarpıyor, yansıyor ve bebeğin görüntüsünü o yansıyan ses dalgalarından anlayabiliyoruz. Ses dalgaları insan sağlığına şiddeti çok yüksek olmadıkça zarar vermeyeceği için de hamile bir annenin karnına çok rahat ultrasonla bakabiliyoruz. Sismik araçlarla gençler yer altı su, petrol, doğalgaz, maden tespit yapıyoruz. Yine ses dalgalarının yansıması prensibini bu sefer yer kabuğu üzerinden yapıyoruz. Coğrafi alanda da böyle kullanıldığını söyleyebiliriz. Sanat dediğimizde aklımıza akustik kelimesi gelecek gençler. Örneğin bir konser alanı tasarlanırken bütün seyircilere sesin net bir şekilde iletilebilmesi lazım. O yüzden konser salonları yansıma kurallarına uygun olarak tasarlanır. Uygun akustikle tasarlanır. Veya 500 yıl önce yapılan Selimiye Camisi. Ses sistemi yok, mikrofon yok, hoparlör yok, hiçbir şey yok. Kocaman camide imamın okuduğu duanın herkese gidebilmesi lazım. Mimar Sinan'ın tasarladığı camide akustik mükemmel. Niye? Çünkü tasarım ona göre yapılmış. Ses dalgalarının nereye gideceği, nasıl yansıyacağı, nereye ulaşacağı tasarlanarak bu camiler yapılmış. Dolayısıyla akustiği çok güzel. Ses dalgalarının kullanım alanlarına bir örnek. Ses dalgalarıyla ilgili hangileri yanlıştır demiş. Frekansı düşük olan seslere ince ses denir. Yanlış. Frekansı düşük olan seslere kalın ses denir gençler. Frekans yüksekse ses incilir. Sesin sert bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yankı denir. Evet az önce bunu konuştuk. Ses dalgaları kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Aynen öyle. Şu an benim sesim bu odadaki herkese net bir şekilde iletilebiliyor. Sesimin şiddeti onlar için yeterli ama 100 metre ilerideki birisi beni duyamıyor. Onun için benim sesimin şiddeti sıfır. Çünkü benim sesim yayıldıkça enerjisini kaybediyor. Bir ses kaynağının ürettiği dalgalardan etkilenen başka bir kaynak titreşebilir. Az önce videolarını izledik. Bu duruma biz ne diyoruz? Rezonans diyoruz. Bu da doğrudur. Farklı bir o da çalınan keman ile gitar sesinin birbirinden ayırt edilebilmesine tını denir. Kemanla gitar ikisi de aynı notayı çalsın. Hangisinin gitar hangisinin keman olduğunu anlayabiliyoruz. Bu tamamen tını ile alakalı. Bu öncülde doğru. Yanlış olan öncülümüz birinci öncüdür. Evet son olarak öğreneceğimiz şey deprem dalgalarıdır gençler. Deprem dalgaları yer kabuğunda ilerleyen mekanik dalgalardır. Yayılmak için ortama ihtiyaç duyarlar. Yani yer kabuğuna ihtiyaç duyarlar. Peki nasıl yayılırlar? Bu enerjinin kaynağı nedir? Levha hareketleri yani tektonik hareketler, volkanik patlamalar ve çöküntüler. Bunların hepsi yer kabuğunda bir sarsıntıya, bir enerji yayılımına sebebiyet verir. Bu dalgalar yer kabuğunda ilerlerken üzerindeki her şeyi titreştirirler, sarsarlar. Biz buna deprem diyoruz. Evler sallanır, insanlar sallanır. Deprem dalgalarının enine çeşidi var, boyuna çeşidi var, hem enine hem boyuna çeşidi var ama bunların detayları kaldırıldığı için size bunu anlatmayacağım. Depremi inceleyen bilim dalı sismoloji olarak isimlendirilir. Televizyonda falan duymuş olabilirsiniz sismik araştırmalar, sismoloji. Bunların hepsi depremle ilgili konuları içeriyor. Sismoloji ile uğraşan bilim insanları sismolog olarak isimlendiriliyorlar. Depremle ilgili çıkmış bir soru hatırlamıyorum çünkü soracak pek bir şey yok ama en çok karıştırılan noktasını bilmenizi tavsiye ederim. Depremin büyüklüğü ve depremin şiddeti mevzusu önemli. Bir deprem olduğunda 5.4 dendiğinde depremin büyüklüğünden bahsediliyordur. Depremin büyüklüğü de açığa çıkan enerji ile alakalıdır. 5.4 büyüklüğündeki depremle 7 büyüklüğündeki depremin arasındaki fark enerji farkı. 7 büyüklüğündeki deprem çok daha büyük enerji yaymıştır diyebiliriz. Depremin şiddeti ise enerjiyle alakalı değil. Tamamen insanlar üzerindeki, binalar üzerindeki hasar, etkiyle alakalıdır. Örneğin Japonya'daki depremler şiddet olarak çok düşük depremlerdir. Adamlarda 8 büyüklüğünde deprem oluyor. 8,5 büyüklüğünde deprem oluyor. Hiçbir bina yıkılmıyor. Hiçbir insan zarar görmüyor. Çok düşük şiddeti depremler olarak isimlendiriliyorlar. Depremin büyüklüğü fazla ama şiddeti az. 5,4 büyüklüğündeki depremde şehrin yarısı yok oluyorsa büyüklük nispeten az ama şiddet çok fazla demiş oluruz. Depremin büyüklüğü sismograf denilen cihazla ölçülür. Yani şu sayıları bize sismograf veriyor. Sismografın fotoğrafında burada görüyorsunuz. Bu 5.4'ün, 7'nin de bir ölçek üzerinden tanımlandığını, Richter ölçeği üzerinden tanımlandığını söyleyebiliriz. Richter ölçeği logaritmik bir ölçektir. 6 büyüklüğündeki deprem, 7 büyüklüğündeki deprem, 8 büyüklüğündeki deprem aralarında 10'ar katlık sarsıntı farkına sahiptir. Yani 6 büyüklüğünde bir deprem yaşadınız. Dediniz ki: "Aa o kadar da sallamadı ya." Demek ki 7'den çok da korkmaya gerek yok. Hayır var. 10 kat daha fazla sallanacağını söyleyebiliriz. Örneğin 8'den bahsediyorsak 6'ya göre 100 kat daha fazla sallanacağınızı söyleyebiliriz. Çünkü bu logaritmik bir ölçek. Depremle ilgili hangileri doğrudur demiş. Depremin şiddeti doğa, bina, insanlar üzerindeki etkinin ölçüsüdür. Evet şimdi konuştuk. Mekanik dalgalardır. Yayılmak için ortama ihtiyaç duyarlar. Yer kabuğuna. Uçakta giderken deprem hissetmemenizin sebebi budur. Çünkü deprem dalgaları hava ortamında yayılamaz. Depremin büyüklüğü açığa çıkan enerjinin miktarına bağlıdır. Evet büyüklükle enerjiyi kafanızda eşleştirebilirsiniz. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. Dalgaları böylece bitirdik. Takıldığınız yerler olduysa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.